Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bambino Hep Eğitim Seti'nin 10. kitapçığından bahsetmek istiyorum. 10. kitapçığımız Zihin Açlığı Oyunları 2 arkadaşlar. Bu tarz eğitim setlerinin içerisinden toplamda 10 adet kitapçık çıkmakta, 1 adet ise kontrol kutusu çıkmakta. Biz bugün sizinle Zihin Açlığı kitabını yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle kitapçığımızın birinci sayfasını açıyoruz ve kontrol kutumuzu üzerine yerleştiriyoruz. Kontrol kutumuzu üzerine yerleştirdikten sonra arkadaşlar taşlarımızın hepsini kenara alıyoruz. Şöyle taşlarımızı alalım. Ben sizler için bir tane oynanış yapacağım. Sonra ise içerisinde neler var bunlardan bahsedeceğim. Her bir karenin içerisinde küçük küçük karelerimiz verilmekte. Bu karelerin içerisinde de şekillerimiz mevcut arkadaşlar. O şekillerde taşlarımızın üzerinde olan şekiller arkadaşlar. Birinci karemizin içerisinde ev şeklini görüyoruz. Ev taşını yerleştiriyoruz. Kalp, şöyle ördek, araba, çiçek ve elma olmak üzere 6 tane taşımız bulunmakta. Taşlarımızı isterseniz sırasıyla kaldırabilirsiniz, isterseniz de karışık bir şekilde kaldırabilirsiniz. Ben genelde öğrencilerime yaptırırken karışık bir şekilde kaldırıyorum. Önce diyorum ördeği kaldır, sonra kalbi kaldır şeklinde gidiyorum. Ama sizler daha yeni başlıyorsanız bu tarz eğitim setlerine sırasıyla giderseniz daha iyi olur. Şimdi ev taşını kaldırdık arkadaşlar. Burada bizden istenen aynı şekli bulmamız. Yani resimde görmüş olduğumuzun aynısını aşağıda bulacağız. Yani eşleştirme yapıyoruz. Şuradaki çocuklarla örtüşmekte. Çiçek taşını kaldırdım. Burada ise bilet alıyorlar. Bilet şurada verilmekte. Hemen koyduk taşımızı kaldırdım. Burada ise sihirbazımız burada. Hemen koyduk. Kaldırdım. Burada ise palyaçolarımız var. Palyaçolarımız da şurada. Kaldırdım arkadaşlar. Burada bileti alırken, burada da arkadaşıyla yerlerine otururken. Şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra şuradaki şekilde yapmış olduğumuz bölüm uyum sağlıyorsa doğru yapmışızdır. Eğer ki uyum sağlamıyorsa bir hatamız var. Bunu kontrol etmemiz gerekmektedir. Hemen hızlıca ben inceliyorum. Evet doğru yapmışız arkadaşlar. Şimdi içerisinde neler var bunlara geçelim. Arkadaşlar buradaki bölümde ise yukarıda kıyafetlerimiz verilmiş. Yukarıdaki verilen kıyafetleri hangi oyuncak ayıya giydirmişiz? Bu sorulmakta. İkincisinde ise arkadaşlar cezve takımlarımız verilmiş. Çaydanlık cezve takımlarımız verilmiş. Hangi masanın üzerinde hangi cezve takımı var? Bunlar sorulmakta. Burada ise arkadaşlar yine sihirbazlarımız, işte palyaçolarımız, farklı farklı figürlere bürünen insanlarımız bulunmakta. Hangi kıyafeti hangisi giymiş? Kıyafeti bulmaya çalışıyoruz. Yani yine burada da bir eşleştirme yapıyoruz. Burada ise arkadaşlar yukarıda verilen şekillerden aşağıda da verilmiş aynaları ama aşağıda bazıları eksik. Eksik olan hangisi ise onu bulmanız istenmekte. Yukarıdaki oyuncak arabaya bakıyoruz. İçerisinde ayı yok ama bunun içerisinde ayı var. Fazlalık olan hangisi? Ayımız. Bakıyoruz hangisi yukarıda var, hangisi yukarıda yok, hangisi aşağıda var. Burada testeremiz var. Testere. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada neyimiz yok? Kamyonumuz yok. Burada ise kamyon konulmuş. Kamyon. Bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda kepçemiz yok. Aşağıda kepçemiz var. Kepçe. Hemen bakıyoruz. Çekicimiz yok. Yukarıda ise aşağıda ise çekicimiz var arkadaşlar. Burada ise tenceremiz yok. Aşağıda ise tenceremiz var. Bu şekilde yani ufak ufak bazılarını yok etmişler, bazılarını koymuşlar. Yani dikkatli olursanız bu tarz oyunlarda kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yukarıda da yine arkadaşlar bazı meyveler verilmiş, bazısı içerisinden alınmış. Hangi meyve yok, hangi meyve var onu bulmaya çalışacaksınız. Yukarıda var, aşağıda yok. Olmayanı bulmaya çalışacaksınız. Burada da arkadaşlar yapboz parçaları verilmiş. Yapboz parçalarını bulmaya çalışacaksınız. Yani yukarıdaki şeklin aynısını aşağıda bulmaya çalışacaksınız. Ama yapbozlarımızın yerleri farklı. Burada ise arkadaşlar yine kibritlerle bir şekil verilmiş. Bu şeklin aynısını aşağıda bulmanız istenmekte. Bunları bulmaya çalışacaksınız. Burada ise arkadaşlar gemilerimiz var. Birinci gemi hangisinde verilmişse o gemiyi bulmaya çalışacaksınız. Hemen bakalım. İki tane mavi noktacı olan gemi, altı da kırmızı. Yani şuradaki altı sarı, iki tane mor çizgileri, yani toplamda üç tane mor çizgisi olan şuradaki
desenli, şöyle dalga deseni olan mor çizgiler sarı şurada. Açık mavi ve kırmızı olan, açık mavi ve kırmızı olan şurada. Yeşil ve sarı olan o da arkadaşlar şurada. Buradaki görmüş olduğunuz işte beyazlı, yeşilli, altı kırmızı olan da şuradaki şeklimizde mevcut. Şimdi arkadaşlar burada ise yukarıda yine meslekler verilmiş, insanlar verilmiş. Bunların kullanmış olduğu aksesuarları bulmanız istenmekte. Aksesuarları bulacaksınız. Yukarıdaki görmüş olduğunuz insanlardan hangisi aşağıdakilerden bir tanesini kullanıyor? Yani örtüştürmeniz istenmekte burada da arkadaşlar. Burada ise sayılı bir şekilde meyvelerimiz verilmiş. Meyvelerimizin aynı sayısıyla ve aynı rengiyle eşleştirmeniz istenmekte arkadaşlar. Bu kitabımız da bu şekildeydi. Umarım sizler de bu tarz eğitim setlerini beğeniyorsunuzdur. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.